Etmaden herkese merhabalar. 12 sınıflar matematik dersi örnek senaryolarının çözümlerine geçiyoruz ikinci sınav için. Burada 4 tane farklı senaryomuz var. Hemen birinci senaryonun ilk sorusuyla başlıyoruz. Burada bir logaritma sorumuz var. 1 bölü logaritma 2 taban 30 artı 1 bölü logaritma 3 taban 30 artı logaritma 1 bölü logaritma 5 taban 30 ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi logaritmada bu ifadeleri şöyle yer değiştirirseniz paya almış olursunuz logaritmayı. Yani logaritma 30 taban 2, logaritma 30 taban 3 artı logaritma 30 taban 5 yazıyoruz. Tabanlar hepsinde de 30. Arada da artı olduğu için bu ifadeleri 30 tabanında çarpabilirsiniz. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5 yazıyoruz. Bu da logaritma 30 taban 30 yaptı. Biliyorsunuz bu da 1'e eşit. Geldik ikinci soruya. Logaritma 3 taban x artı 1 eşittir. Logaritma 5 taban y artı 3 olduğuna göre x artı y değerini bulunuz. Şimdi burada logaritmamızı çözelim. O zaman x artı 1 eşittir. 3 üzeri 2 yani 9. 1'i karşıya attınız, çıkardınız. X eşittir 8. Aynı mantıkla y artı 3 eşittir. 5 üzeri 1 yani 5. 3'ü çıkardınız buradan. Y eşittir 2 oldu. X artı Y yani 8 artı 2 cevap 10 olacak burada arkadaşlar. Evet geldik 3. soruya. Aritmetik dizilerle ilgili bir sorumuz var gördüğünüz gibi. Burada A2 eşittir 5 ve A7 eşittir 20 olduğuna göre A10 teriminin değeri kaçtır? Şimdi A2 ve A7'yi kullanıp ortak farkı bulalım. Yani A7 eşittir A2 artı 7'den 2 çıkar 5D olacak. Yani ortak farkın 5 katı. Şimdi şuraya 20 yazdık. Şuraya 5 yazdık. Artı 5D. 5'i karşıya gönder 15. 15 eşittir 5D. D buradan 3 oluyor. Her iki tarafı 5'e bölünce. Demek ki ortak farkımız 3. Bu aritmetik dizi 3'er 3'er artan bir aritmetik dizi. Şimdi A10'u A7'yi alıp kullanayım. A2 için de yazabilirsiniz. En yakın 7 olduğu için 7'yi kullanayım. 10'dan 7 çıktı. 3D yazalım. O zaman A10 eşittir. A7'yi 20 vermiş. D'miz kaçtı? 3'tü. 3 kere 3, 9. O zaman A10 eşittir. 29 olacak. Evet geldik 4. soruya. Bir sinema salonunda ilk sırada 12 koltuk. İkinci sıradan itibaren her bir sırada bir öncekinden 4 fazla koltuk bulunmaktadır. Buna göre bu sinema salonunda kaçıncı sırada 120 koltuk olduğunu bulunuz. Burada ilk sıramız 12 olduğu için A1 12. Koltuk sayımız her sırada 4 arttığı için burada ortak farkımız 4 oluyor. Şimdi kaçıncı sırada AN diyelim ona 120'ye eşittir A1 artı n-1 çarpı d olur. Az önce bu formülü kullanmıştık zaten. Ve 120 yazdık. Şuraya 12 yazdık. Artı n-1 çarpı d yerine de 4 yazıyorsunuz. Şu 12 buraya gönderelim. Şurada 108 kaldı. 4'ü de dağıtalım. Burası 4n-4. Eksi 4 artı 4 olarak attık. Burası 112. 112 eşittir 4n. 112'yi 4'e bölün. N buradan kaç olur? 38 galiba. Evet 38 oluyor. Demek ki 38. sırada 120 koltuk vardır. Evet geldik 5. soruya abi. Şimdi sinüsün toplam fark formülleriyle ilgili bir sorumuz var. Sinüs x'i vermiş 1 bölü 3, kosinüs y'yi vermiş 2 bölü 5. Buna göre sinüs x artı y nedir? Şimdi sin x artı y'yi şöyle açıyorduk. Sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x. Şimdi sinüsü 1 bölü 3 olan bir üçgen çiziyoruz. Dik üçgen. X açımız dik üçgen. Şimdi karşımız 1, hipotenüsümüz 3. Pisagor yaparsanız 9'dan 1 çıktı 8. Şurası 2 kök 2. Aynı şekilde kosinüs y içinde bir üçgen çiziyoruz. Şurası y açısı 2'ye 5 diyoruz buralara.
Evet, Pisagor yaparsak komşumuz 2, hipotenüsümüz 5'ti. 25'ten 4 çıktı, 21. Burası kök 21. Şimdi sinüs x'i zaten 1 bölü 3'tü biliyoruz. Kosinüs y'yi de biliyoruz. 2 bölü 5. Artı sin y, bu üçgenden bakıyoruz. Karşı bölü hipotenüsten kök 21 bölü 5. Çarpı cos x'e bakalım. 2 kök 2 bölü 3 olacak. Şimdi 2 bölü 15 burası. Artı bunları çarparsak 2 kök 42 bölü 15. Toplayalım. 2 artı 2 kök 42 bölü 15 olarak yazılır. Üst tarafı iki parantezine alabiliriz ama bir sadeleştirme söz konusu olmadığı için gerek duymadım. Bu şekilde çözüm sağlıyoruz. Geldik 6. soruya. Sinüs x eşittir a olduğuna göre kosinüs 2x ifadesinin a türünden eşiti nedir? Şimdi kosinüs için 3 tane iki kat formülümüz var. Birisi kos kare a x eksi sin kare x. Bir tanesi 2 kos kare x eksi 1. Bir tanesi de 1 eksi 2 sin kare x. Bunlardan hangisini kullanalım? Bize sinüs x'i verdiği için üçüncüyü kullanacaksınız. O zaman bunu yerine cos 2x yerine 1 eksi 2 sin kare x yazalım. Sin x yerine de a yazınca şurası a kare olur. O zaman cevabımız 1 eksi 2 a kare olacak. Evet, geldik 7. soruya. X 0'la 360 aralığında olmak üzere sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 denklemin çözüm kümesinin kaç elemanlı olduğunu bulunuz. Şimdi sinüs kaç derecede kök 3 bölü 2'dir? Onu düşünün önce. 60 derece, yani burası sinüs 60. O zaman sinüs için çözümü şöyle yapıyoruz. X eşittir 60 artı 360'ın katları diyoruz. Bir de x eşittir 180'den 60'ı çıkarıp şuraya 120 artı 360'ın katları diyoruz. Şimdi eğer k'yı 0 alırsan şurası 60. 360 arttırırsanız 420 olacak. O zaman arttırmamıza gerek yok. Burada k'yı 0 alırsak 120 olur. Yine 360 arttırırsanız 480 olacağı için arttırmaya gerek yok. O zaman çözüm kümemiz 2 elemanlı olmuş olur. İki elemanlı diyoruz. Evet, devam edelim. Senaryo 2'ye geldik. Senaryo 2'de ifadesinin değerini bulunuz diyor. Yine logaritma ile ilgili bir sorumuz var. Burada yine logaritmada logaritma 10 biliyorsunuz 1'di. Logaritma 100 onun karesi olduğu için şurası 2. Yani 3 bölü 2 diyelim buraya. Şimdi logaritma 10 1'di biliyorsunuz. O zaman logaritma 10 üzeri 1 bölü 2 yazalım şuraya. Artı şu 2'yi de 4 ile çarpalım. 8 elen 2 yazalım. Eksi 4 bölü 2 elen e pardon elen e yazacağız. Şimdi burası da arkadaşlar 3 bölü 2'yi yazdık. Burası da 1 bölü 2'ye eşit. 1 bölü 2 başa alırsak. Şimdi elen e 1'di. Artı 8 diyelim. Elen e 1'di. Burası da 4 bölü 2'den eksi 2 yazıyoruz. Sonra 3 bölü 2 artı 1 bölü 2, 4 bölü 2'den 2. Artı 8 eksi 2, 2'ler gitti. Cevap 8 oluyor. Geldik ikinci soruya. Logaritmalı eşsizliklerle ilgili sorumuz var burada da. Eşsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Bir kere logaritmadaki şu denklem büyüktür 0 olmalı. Yani x artı 2 büyüktür 0. Buradan x büyüktür eksi 2 bulduk. Bu kalsın. Sonra ne yapacaksınız? Logaritma çözümü yapıyoruz. X artı 2 küçük eşittir 3 üzeri 2. O zaman x artı 2 küçüktür ve eşittir 9. 2'yi karşıya attık. X küçük eşittir 7. O zaman şu iki çözümü birleştirirseniz şu iki çözümü x x eksi 2'den büyük, 7'den küçük ve eşit. Çözüm kümesi ÇK arkadaşlar. Eksi 2 ile 7 aralığı
7 dahil olduğu için köşeli parantez yapacaksınız. Evet, geldik 3. soruya. İlk terimi 5 yazalım. A 1 eşittir 5. Ve ortak çarpanı 2 olan, R eşittir 2 olan bir geometrik dizinin 5. terimini bulmak isteyen Enes, ilk terim ile ortak çarpan değerlerini yerlerini değiştirerek hatalı işlem yapıyor. O zaman hatalı sonuçta şöyle yapıyor. A1'i 2 alıyor, R'yi de 5 alıyor. Buna göre Enes'in bulduğu sonuç ile doğru sonucun toplamını bulunuz. Şimdi doğru sonucu bulalım. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 5'ten 1 çıktı, 4 yazıyoruz. O zaman ne olacak? 5 çarpı 2 üzeri 4, yani 5 kere 16, doğru sonucumuz 80. Peki hatalı sonuca bakalım. A5 eşittir, yine aynı formül, A1 çarpı R üzeri 4 yine. A1'i burada 2 alıyor, R'yi de 5 aldığı için 5 üzeri 4 yazacağız. Yani 2 çarpı 5'in de 4. kuvveti 625, 2 ile çarp 1250. Toplayalım. 1250 artı 80. Bu da 1330 oluyor arkadaşlar. Evet, geldik 4. soruya. Şekilde ABCD ve BEFG birer kare. AB 5 birim, yani 5 santimetre. EF 3 santimetredir. Buna göre AGE açısının sinüs değerini bulunuz diyor. O zaman biz buraya A açısı diyelim, buraya da B açısı diyelim. Şimdi burası bir bizim için bir kare olduğu için şuralara da 3 3 yazabilirsiniz. Şimdi piso hipotenüsler de lazım. 3 3 3 kök 2 olur şurası. Şurası da 25 artı 9'dan 34, kök 34. Sinüsün toplam formülünü açacağız. Yani sinüs A artı B'yi açıyoruz. Bu da sin A çarpı cos B artı sin B çarpı cos A olarak açılırdı. Evet, devam edelim. Sinüs A karşı bölü hipotenüs yaparsanız A'nın olduğu açısının olduğu üçgende 5 bölü 34, 5 bölü kök 34. Çarpı cos B karşı bölü hipotenüs. E zaten burası arkadaşlar 45 derece de alabilirsiniz. Aslında kök 2 bölü 2 de diyebiliriz. Kök 2 bölü 2 yazayım. Yani 3 bölü 3 kök 2 de yapsan sadeleştirince yine aynı şey çıkıyor. Sin B de yine kök 2 bölü 2. Yani sin 45 olur zaten. Cos A komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 34. Devam ediyorum. Şimdi köklü sayılar arasında sadeleştirme yapabiliyorsunuz. Şurası 17 kaldı, kök 17. Şurada da aynı şekilde kök 17 kaldı. Yani 5 bölü 2 kök 17 artı 3 bölü 2 kök 17 toplarsanız 8 bölü 2 kök 17. 8 dedi 2'yi sadeleştireyim. 4 bölü kök 17 oluyor cevabımız. Evet, geldik 5. soruya. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre tanjant 2x'in pozitif değeri kaçtır diyor. Bu da tanjant 2x'i bulmak için her iki tarafın önce bir karesini alalım. Aldık karesini. Burada birincinin karesi artı birinci ile ikinci çarpım 2 katı diyor ama biz ikincinin karesini önce yazalım. Eksi birinci ile ikinci çarpım 2 katı. Yani sin x çarpı cos x yazalım. Eşittir 1 bölü. Şimdi biliyorsunuz sin kare artı cos kare 1'di. Bu 1'i karşıya atalım. 2 tane sin x çarpı cos x 2 kat formülünden. Burası sinüs 2x'in açılımı. Önünde de eksi var. Ne yapacaksınız? 1 bölü 4'ten de 1'i çıkarıyoruz. Payda eşit derseniz burası eksi 3 bölü 4. Her iki tarafta eksi olduğu için o zaman sinüs x 2x eşittir 3 bölü 4 yazalım. Sonra devam ediyoruz. Tanjant 2x'i soruyor bize. Zaten açılar aynı. Bakın 2x, 2x. Hemen bir dik üçgen çizelim. X, 2x açısına göre. Burada karşı 3, hipotenüs 4. 3, 4, 5 üçgeni değil hemen. Arkadaşlar kanmayın. Pisagor yaparsanız 16'dan 9 çıktı 7. Burası kök 7.
O zaman tanjant 2x diyor bize. Karşı bölü komşudan 3 bölü kök 7 oluyor cevabımız. Evet, geldik 6. soruya. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi burada sinüsün 1 bölü 2 olduğu açı 30 derece. Sin 30 burası. O zaman x eşittir 30 derece artı 2 k pi diyebilirsiniz. Ben 360 k yazıyorum. Derece olarak çözüyorum. Bir de ne yapacaksınız? 180'den 30'u çıkarıp buraya 150 yazıyoruz. 150 artı 2 k pi, yani 360 k yazıyoruz. Çözüm kümesini şu şekilde yazalım arkadaşlar. Bir tanesi, burada K1 tam sayı arkadaşlar. Şimdi bir tanesi 30, yani pi bölü 6 artı 2 k pi virgül. Bir tanesi de 150. 150'yi de şöyle yazalım. 5 pi bölü 6 artı 2 k pi olarak yazıyoruz. Şimdi K1 burada tam sayı, ona dikkat ediyoruz. Radyanlı olarak da yazabilirsiniz. Dereceli olarak da yazmak isterseniz bu şekilde yazabilirsiniz. Geldik 7. soruya. Antik düzlemde A eksi 2, 3 noktasının x eksenine göre simetriği B, y eksenine göre simetriği C noktasıdır. Bu noktalar birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Şimdi A noktamız eksi 2'ye 3'tü. Bunun x eksenine göre simetrisini alırsanız ordinat işaret değiştirir. Eksi 2 virgül eksi 3 olur. Yine aynı A noktasının bu sefer y eksenine göre simetrisini alalım. O zaman noktamız C noktası, absis işaret değiştirilecek, 2 virgül 3 olacak. Şimdi ABC üçgenin alanını soruyor. Bu alanı bulmak için şu koordinatları yukarıdan aşağı yazabilirsiniz. Eksi 2'ye 3, eksi 2'ye eksi 3, 2'ye 3. Bunları alt alta yazıyorsunuz. Sonra en üsttekini bir daha yazıyorsunuz. Eksi 2, 3. Şimdi şu çapraz çarpımları yapıyoruz. Çarpalım. Eksi 2 çarpı eksi 3, 6. Eksi 6 oluyor. Şurası da artı 6. Sonra eksi diyoruz. Bu taraftan çarpım yapıyoruz. Eksi 6, eksi 6, eksi 6. Şimdi şu 6'lar birbirini yok etti. Şurası 6 oldu. Sonucu da tabii bir de 2'ye bölüyorsun. Şurası eksi 18, eksi eksi 18 oluyor şurası. Yani 6 artı 18'den 24. Bölü 2 yaparsanız cevabımız 12 birim kare olur. Bunu bilmiyorsanız üçgen çizeceksiniz. Yani bu yöntemi bilmiyorsanız koordinat sisteminde bu üçgenleri çizip yapmak durumundasınız. Oradan da anlatalım. Şimdi şöyle. A noktamız eksi 2'ye 3. Eksi 2'ye 3 de şurada bir yerde olsun. Bu A noktası. B noktası eksi 2, eksi 3. Şurada bir yerde. B noktası. C noktası 2, 3. O da şöyle olacak. C noktası. Şimdi üçgenimiz şu üçgen. Şimdi bu bir dik üçgen. Çünkü şu AB y eksenine paralel. AC ise x eksenine paralel. Şuradan şuraya 6 birim. Buradan buraya da 4 birim. Dik üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2 yaparsanız buradan da 12 birim kare bulabilirsiniz. Evet, senaryo 2'yi bitirdik. Geldik senaryo 3'e. Burada logaritma sorusuyla başlıyor. Logaritma 2 taban. 9 üzeri logaritma 3 taban 9 eksi 17 çarpı e üzeri ln 1 ifadesinin eşitini bulunuz diyor bize burada. Şimdi arkadaşlar şuraları düzenlemek lazım bu tür sorularda. Logaritma 2 taban yazıyoruz. Şimdi şurası 3'ün karesi ya. 3 üzeri 2 logaritma 3 taban 9'un
Karesi dedik. Bu 9'un karesini de şu şekilde yazalım. Daha güzel yazayım. 3 üzeri 2 logaritma 3 taban 3'ün karesi yazalım 9 yerine. Eksi. Şimdi ln 1 0'dı. Bu da 17 çarpı e üzeri 0 oluyor. Şimdi bu logaritmanın öndeki sayı buraya üst olarak gelir. O zaman şöyle yazarız. Logaritma 2 taban 3 üzeri logaritma 3 taban şurası 3 üzeri 4 yani 81 yazarız. Eksi her şeyin sıfırıncı kuvveti sıfır hariç 1'di. Burası da 17 oldu. Şimdi şuradaki taban ile logaritma tabanı birbirine eşit ise burası şuradaki sayıya eşit oluyor. Yani 81. Devam edelim. Logaritma 2 taban 81 eksi 17 yazıyoruz. 81'den 17 çıkarırsak burası da logaritma 2 taban 64 oldu. 64 de 2 üzeri 8 olduğu için yani logaritma 2 üzeri 6 olduğu için 2 taban 2 üzeri 6 diyoruz. Onun için cevabımız burada 6 olacak. Evet geldik ikinci soruya. Sorumuz şu şekilde. E üzeri x artı 3 çarpı e üzeri eksi x eşittir 4 ifadesinin çözüm kümesini bulmuş. Şimdi burada e üzeri x'i yazdık. Artı burası ters çevirirsek 3 bölü e üzeri x eksi 4 eşittir 0. Payda eşitlememiz gerekiyor. E üzeri x ile çarptık. Şurayı da e üzeri x ile çarptık. Çarpınca e üzeri 2x eksi 4e üzeri x artı 3 eşittir 0'a dönüşüyor. İşler dışarı çarpım yaparsanız payda gider. Çarpanlarını ayıralım. E üzeri x, e üzeri x. Şurası eksi 3 ve eksi 1. Buradan e üzeri x eksi 3 çarpı e üzeri x eksi 1 eşittir 0 dersiniz. Buradan e üzeri x eşittir 3. Bir de e üzeri x eşittir 1 olur. Şimdi e üzeri x 3'e eşit ise x ln 3'tür. E üzeri x 1'e eşit ise biliyorsunuz x 0 olmalı. Ln 1 de diyebilirsiniz. Ln 1 de 0 olduğu için yine x 0 olacak. O zaman çözüm kümesi yani ÇK 0 virgül ln 3 yazıyor. Evet gelelim 3. soruya. AN 1 bölü 4 virgül A, B, C, D, E'yi yazmış. Sırayla katarak virgül 16. Sonlu geometrik dizisi veriliyor. Buna göre A çarpı B çarpı C kare çarpı D çarpı E değerini bul. Şimdi burada da yaklaşımımız şu olsun. Bu ilk terimimiz olsun. A1. Şurası A2. O zaman A3. A4. A5. A6. Da A7. Şimdi o zaman şöyle yazabilirsiniz. A1 ile A7'nin çarpımı A2 ile A6'nın çarpımına eşit. Bu da A3 ile A5'in çarpımına eşit. Bir de A4 ile A4'ün çarpımı diyebilirsiniz. Şimdi burası 1 bölü 4 çarpı 16'dan 4. Şimdi A2 ve A6 yani A çarpı E demek bu. A çarpı E 16 o zaman. A3 neydi? B. A5 D'ydi. Burası da B çarpı D oldu. Sonra devam edelim. A4 de C olduğu için şurası C çarpı C'den eşittir C kare. O zaman şu ifadeyi alıyoruz. A çarpı E yerine 4 yazıyoruz şuraya. Çarpı B çarpı D yerine de 4 yazıyoruz. Sonra C kare de 4 oldu. Değil mi? Hepsi 4'e eşit. Çarpalım. Burası da 64 olacak. Evet geldik 4. soruya.
Örneğin soruda bir sinema salonunda ilk sırada 12 koltuk, ikinci sıradan itibaren her bir sırada ya bir öncekinden 4 fazla koltuk bulunmaktadır. Buna göre bu sinema salonunda kaçıncı sırada 120 koltuk olduğunu bulunuz. Şimdi ilk sırayımız A1 eşittir 12 imiş. Burada terimlerimiz 4 4 arttığı için bir aritmetik dizi D'de 4 yazıyoruz. Şu da AN olsun. N'inci sıradaki koltuk. O zaman AN eşittir A1 artı N eksi 1 çarpı D diyorduk. AN yerine 120 yazacaksınız. A1'e 12 vermiş. Artı N eksi 1 D yerine de 4 yazıyoruz. İçeri dağıtalım. 120 eşittir 12 artı 4N eksi 4. Şurası 8 yaptı. 8'i gönderip karşıdan çıkaralım. Buradan 8'i çıkarınca burası bir dakika. 4N eşittir 112 oldu. 112'yi 4'e bölelim. N buradan 38 olur. Demek ki 38. sıraymış burası. Geldik 5. soruya. Şekildeki ABCD dikdörtgeni 20 eş kareden oluşmuştur. Buna göre tanjant BEA açısının değerini bulunuz. Yani şu açının tanjantını soruyor. Şimdi bakın şuradan şuraya diklik var. Solda ve sağda iki tane dik üçgenimiz var. Şu açıya A diyelim, bu tarafa da B diyelim. Şimdi şurası bakarsanız 4 birim, şurası 1 birim. Yukarıdan aşağı yüksekliğimizde bu üçgende 4 birim. Şimdi tanjant A artı B'yi açıyoruz. Bu da tan A artı tan B bölü 1 eksi çarpımları olarak açılır. Tan A buradan karşı bölü komşudan 4 bölü 4'ten 1. Tan B, ya o da 4 bölü 4 yazayım yine de. Çünkü yine payda işlemek lazım. Artı tan B karşı bölü komşudan, bu da 1 bölü 4 olacak. Bölü 1 eksi 4 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Şimdi payımız 5 bölü 4. Paydamız 1 eksi 1 bölü 4 yaparsanız burası da 3 bölü 4 olur. Paydalar aynı gitsin. O zaman cevabımız burada 5 bölü 3 oluyor. Evet, geldik 6. soruya. Sinüs 2x eşittir 3 bölü 5 olduğuna göre tanjant x değerini bulunuz. Şimdi burada tanjant 2x'in değeri nasıl açılır? 2 kat formülünden 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x olarak açılır. Şimdi sinüsü 3 bölü 5 olan bir dik üçgen çizelim. Şurası 2x açısı. Karşı 3, hipotenüs 5. O zaman komşu 4 olacak. Çünkü 3, 4, 5 üçgeni var burada. Devam edelim. O zaman tanjant 2x yerine 3 bölü 4 yazarız. Şurası 3 bölü 4. Şimdi şunlara da a yazalım. Yani 2a bölü 1 eksi a kare, daha kolay olur yazması. İşler dışarı yaptık. Buradan 8a eşittir 3 eksi 3a kare. Yani 3a kare artı 8a eksi 3'e dönüştü denklemimiz. Çarpanlarını ayırıyorum. 3a, a, şurası arkadaşlar eksi 1'e 3. O zaman 3a eşittir 1 yazıyoruz. Buradan a 1 bölü 3. Bir de a eşittir eksi 3 yazıyorum. Şimdi bizim o zaman tanjant x değerimiz ya 1 bölü 3 diyeceksiniz ya da eksi 3 diyeceksiniz. Peki eksi 3 olamaz. Bunu alamayız. Neden alamayız? Tanjant 2x açısı eğer pozitif ise tanjant x açımız zaten pozitif olur. Bu şekilde düşündüyseniz negatif değeri alamıyoruz. Şimdi geldik 7. soruya. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi sinüs x eksi pi bölü 4 eşittir kosinüs x artı pi bölü 4. İki tarafı da aynı isme çevirirseniz, yani iki tarafı da sin veya iki tarafı da kos yaparsanız bu tür denklemleri çözebiliriz. Şimdi bu tarafı ben sin yapmak istiyorum. O zaman 90'dan çıkarmam gerekiyor.
Yani pi bölü 2'den x artı pi bölü 4'ü çıkarıyorum. Bu şekilde yazdık. O zaman sinüs x eksi pi bölü 4. Bu tarafı da düzenlerseniz şurayı 2 ile çarpıp payda eşitlerseniz burası sinüs pi bölü 4 eksi x'e dönüşür. Devam edelim. İki tarafı sinüs yaptıktan sonra şu denklemleri yazıyorduk. X eksi pi bölü 4, pi bölü 4 eksi x artı 2k pi yazıyoruz. Şimdi şu 2x'i buraya alalım, pi bölü 4'ü de buraya alalım. Yani 2x eşittir. Buradan pi bölü 4 artı pi bölü 4, pi bölü 2 yapar. Yani 90 yapar. Artı 2k pi. Her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölünce pi bölü 2'yi 2'ye bölünce şu 2 gider. Pi bölü 4'e dönüşür. 2k pi 2'ye bölünce burası k pi olur. Sonra bir de bizim diğer çözümümüz vardı. X eksi pi bölü 4'ü yazıyorduk. Şurayı 180'den çıkaracaksınız. Yani pi eksi eksi pi bölü 4 artı x yazıyoruz. O zaman burası neye dönüştü? 3 pi bölü 4 artı 2 k pi. Ha, bir de x'imiz var. Artı x'imiz var. Onu unuttuk. Güzel yazalım. 3 pi bölü 4 eşittir 3 pi bölü 4 artı x artı 2 k pi. Karşılıklı x'ler giderse x kalmıyor ve şu soldaki açı sağdaki açıya eşit değil. Eğer eşit olsaydı çözüm bütün reel sayılar için sağlanırdı. Bütün açılar için sağlanırdı. O zaman buradaki çözümümüz boş küme. Bu taraf boş küme. Bu tarafta çözüm kümesini yazalım. Burada şöyle yazıyoruz. Pi bölü 4 artı k pi yazıyoruz. Yani şunu yazıyoruz. Virgül k da burada bir tam sayı arkadaşlar. Geldik 8. soruya diyecektim. Senaryo 4'e geçiyoruz. Senaryo 4'ün ilk sorusuna bakalım şimdi. Burada diyor ki logaritma 25 eşittir a olduğuna göre logaritma 8'in a türünden eşitini bulunur. Şimdi 25 ile 8'i nasıl birbirine benzetebilirsiniz, özdeşleştirebilirsiniz onu düşünün. Yoksa işin içinden pek de çıkmanız kolay olmayacaktır. Sonra biz bu 25'i şöyle düşünelim. 5'in karesi ya. Kareyi de logaritmanın önüne alabiliyorduk. 2 logaritma 5 eşittir a. Buradan her iki tarafı 2'ye bölerseniz logaritma 5 eşittir a bölü 2. Şimdi 8'i de şöyle düşünün. 2'nin 3. kuvveti ya. 3'ü de logaritmanın önüne alabiliyorduk. 3 logaritma 2 oldu. Devam ediyorsunuz. Şu şekilde yazın. Logaritma 2 yerine 10 bölü 5 yazabilirsiniz. 10 bölü 5 de çünkü log 2'dir. O zaman 3 yazıyoruz. Parantezi açtık. Bölünen logaritmalar çıkarılarak yazılırdı. Log 11'di. Şurası 1. O zaman 3, 1 eksi. Log 5 yerine de a bölü 2 yazıyorsunuz şuraya. 3'ü içeri dağıtın. O zaman 3 eksi 3 a bölü 2 olur cevabımız. Evet geldik. İkinci soruya. Logaritma 2 taban x kare eksi 1 eksi logaritma 2 taban 7 küçüktür. Logaritma 2 taban 5 eksi logaritma 2 taban x kare artı 1 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Burada şunu yapacaksınız. Eğer arada eksi varsa tabanlar da eşitse birbirine bölüp yazıyorduk. 2 taban logaritma x kare eksi 1 bölü 7. Aynı şekilde yine arada eksi var. 2 taban 5 bölü x kare artı 1. Şimdi iki tarafta da tabanlar eşit ve birden büyük. Aynı şekilde şunları alabilirsiniz. Eşitsizliği yazacak şekilde. Yani x kare eksi 1 bölü 7 küçüktür. 5 bölü x kare artı 1. Şimdi işler dışar yaptık burada. X kare eksi 1 ile x kare artı 1'i çarparsak 2 kare farkından x üzeri 4 eksi 1 olur. 7 kere 5, 35. Şimdi 1'i karşıya attık. X üzeri 4 küçüktür 36.
Sonra şunu yapalım. 36'yı bu tarafa alalım. Burası x üzeri 4 eksi 36 küçüktür 0. Köklerini bulalım. X üzeri 4 eşittir 36 derseniz. 6'nın karesi. Kareyi yok ettik. X kare eşittir 6 dedik. O zaman x eşittir kök 6. Bir de x eşittir eksi kök 6 diyoruz. Burada tablo yapmak durumundasınız. Eksi kök 6. Kök 6 yazdık. Sağdan artıyla başlıyoruz. X üzeri 4 pozitif olduğu için. Çözüm eksiler. 0 olduğu için. O zaman çözüm kümemiz bu bir aralık oluyor. Eksi kök 6'dan kök 6'ya diyoruz. Şimdi de şurada şuna da dikkat etmek durumundasınız. Şunlar büyüktür 0 olacak. Zaten şurası her zaman pozitiftir çünkü karesini aldığımız için. Onu da şu şekilde yapalım. X kare eksi 1 büyüktür 0. Buradan x kare büyüktür 1 oldu. Şimdi karesi büyük birden büyük sayıları da düşünebilirsiniz veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Az önce yaptığımız çözüm burada da yapabiliyorsunuz. Buranın kökleri sıfıra işlerseniz x eşittir 1, x eşittir eksi 1 oldu. Tablosunu yapalım. Yine artı eksi artı diyoruz. Çözümümüz artılar olacak. Düzeltiyorum. Şimdi buradaki çözümümüz ise çözüm kümemiz eksi sonsuzdan eksi 1'e bileşim birden sonsuza. Şimdi bu iki çözümü birbiriyle birleştirirseniz şurada yapayım onu da. Boşluk oluşturalım. Burada sayı doğrusu çizerseniz daha sağlıklı görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sayı doğrusunu çizelim. Şurası eksi kök 6. Şurası eksi 1. Burası 1. Burası da kök 6. Şimdi şu birinci çözüm diyor ki eksi kök 6'dan artı kök 6'ya. İkinci çözüm diyor ki eksi 1 eksi sonsuzdan eksi 1'e. Bu da birden sonsuza diyor. Çözüm ise şu aralık. İkisini ortak aralığını alıyoruz. O zaman eksi kök 6'dan eksi 1'e diyoruz. Birleşim birden kök 6'ya yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar. Evet geldik 3. soruya. A'nın aritmetik dizidir. A2 artı A 18 eşittir 46 olduğuna göre A6 artı A 10 artı A 14 ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi küçük olan terimimiz A2 olduğu için bunların hepsini A2'ye göre açalım. Şunu A2'ye göre açtık. Şurası A2 artı A2 artı 18'den 2 çıktı 16 eşittir 46. Buradan iki parantezini alalım. İki parantezinde A2 artı 8 de oldu. Eşittir 46. 2'ye böldük. O zaman A2 artı 8 de 23 oldu. Şimdi bunların hepsini A2'ye göre açalım. A2 artı 4 de artı A2'ye göre aç. A2 artı 8 de artı A2 artı 12 de. Şimdi 3 tane A2'miz var. Kaç tane D'miz var? Toplarsanız burası 24 D yapıyor. Bunları da 3 parantezine alalım. A2 artı 8 D. Şimdi burası A2 artı 8 D yerine 23 yazdım. Yani 3 kere 23 yapacaksınız. 3 kere 23 de 69 olduğu için cevabı bu şekilde buluruz. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda şekilde ABCD karesinde 2AEB eşittir CE. O zaman şurası K ise CE 2K'dır. 2K yazdık. Buraya K yazdık. Bu bir kare olduğu için şuralara 3K yazabilirsiniz. CAE açısı alfa olduğuna göre tan alfa nedir diyor. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. Şu açının hepsine x diyelim. Şuraya da y diyelim. Alfa ne olacak? X eksi y olacak. O zaman biz tanjant x
eksi y'yi bulalım. Tanjant x eksi y'nin açılımını yapacaksınız. Bu da şöyle açılır. Tan x eksi tan y bölü 1 artı çarpımları. Şimdi tanjant x'e bakalım. 3k bölü 3k'dan 1. Yani 3 bölü 3 yazalım aslında oraya. Haydi eşitlemek gerekiyor. Diyeceksin neden 1 yazmıyorsun. Şuraya da tan y yerine de 1 bölü 3 yazarız. Bölü 1 artı 1 çarpı 1 bölü 3 yazalım. Şimdi şu yukarısı 2 bölü 3. Bölü. Haydi eşitlersek burası da 4 bölü 3. 3'ler gitti. Cevap 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi geldik 5. soruya. X 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere tanjant x 5 bölü 12'dir. Buna göre kosinüs x bölü 2 değerini bulur. Şimdi tanjantı 5 bölü 2 12 olan bir dik üçgen çizelim. Evet 5 12 13 üçgeni. Karşıya 5, komşuya 12. Kotenüste 13 yazalım. Cos 2x'i şöyle yazabilir. Kosinüs x bölü 2'yi şöyle yazabilirsiniz. Cos x eşittir 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 diyebilirsiniz. 2 kat formülü. Şimdi cos x yerine komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13 yazalım. Eşittir 2 cos kare x bölü 2 eksi 1. Eksi 1'i buraya aldık. Artı 1 olarak. O zaman toplarsanız, payda eşitlerseniz burası 25 bölü 13 eşittir 2 kos kare x bölü 2. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölünce şöyle 2'ler gider. Kosinüs kare x bölü 2 eşittir 25 bölü 26. Kare kökünü alırsanız kosinüs x bölü 2 eşittir 5 bölü kök 26 çıkacak arkadaşlar. Eksi 5 bölü kök 26 diyemezsiniz. Zaten x dar açı kosinüs birinci bölgede pozitif olduğu için o negatif olan değeri alamıyoruz. Geldik 6. soruya. X 0 ile 360 aralığında olmak üzere 2 kos kare 2x eksi 5 cos 2x eksi 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarını bulunuz diyor. Şimdi burayı çarpanlarına ayırsak şu şekilde 2 cos 2x cos 2x şurayı nasıl ayıralım bir bakalım. 1'e eksi 3 dersek oluyor. Evet buradan 2 cos 2x eşittir eksi 1 deriz. Zıttır işaretisine eşit zaten. Buradan cos 2x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur. Bir de şurayı yapalım. Cos 2x eşittir 3. Cos 2x 3'e eşit olamaz. Çünkü kosinüs değerimiz eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabilir. O zaman burası boş güne. Burayla işimiz yok. Şimdi kosinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu açıyı düşünün. Normalde kosinüs kaç derecede 1 bölü 2'dir? 60 derece. Şu eksiden dolayı kosinüs ikinci bölgede negatif. 180'den 60'ı çıkarın. 120 deyin. Yani burası kosinüs 120 olarak alın. O zaman şöyle çözüyoruz. 2x eşittir. 120 artı 360'ın katları. 2'ye böl. 60 artı 180'in katları. Bir de ikinci çözümümüz var. 2x eşittir. Eksi 120 artı 360'ın katları. 2'ye böl. Eksi 60 artı 180'in katları diyor. Şimdi çözüm kümesini bulunuz diyor. Çözüm kümesi eleman sayısını soruyor. Şimdi 60 olur. Sonra 180'in katlarını ekliyoruz. 180 ekle 240. 180 daha geçiyoruz. Olmaz. 0 verirsek eksi 60. Eksi 60'ı alamam. Eksi 60 artı 180 yaparsan 120, bir 180 daha eklersen 300 derece olur. O zaman çözüm kümemiz 4 elemanlı. Geldik 7. soruya. Antik düzlemde ABC üçgeninde AB diktir BC. ABC üçgeni B köşesi etrafında pozitif yönde
döndürülerek A üstü B üstü A üstü B C üstü üçgeni elde edilmiştir. A üstü noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre A üstü B ve C üstü noktalarının koordinatlarını bulunuz diyor bize. Şimdi bakalım ne kadar bir döndürme söz konusu. Bakın buradan buraya döndürme açımız 90 derece, yani kaldırmış bu tarafa 90 derece döndürme yapmış. O zaman bu noktaların koordinatlarını nasıl buluruz? Geldik oraya. Ya burada pek döndürme formüllerine de gerek kalmıyor. Şu noktanın koordinatlarını yazalım. Burada absisimiz eksi 8. Ordinatımız 4. Şuradan şuraya uzunluğumuz gördüğünüz gibi 12 birim. Şimdi o zaman şu uzunluğumuz da 12 birim olacak. Dolayısıyla şu noktamız 12'ye karşılık geldi. O zaman C üstü noktasını bulduk. Eksi 8'e 12. Şimdi şuradan şuraya da gördüğünüz gibi 5 birim. O zaman şu kısa kenarımız 5 birim. Şöyle döndürürseniz A üstü noktasından B'ye kadar olan kısımda 5 birim olacak. Şimdi şuradan şuraya da eksi 8'imiz var. Bir 5 daha ekleyin. Şurası eksi 13. O zaman A üstü noktamız eksi 13'e 0 oluyor. Çünkü x ekseni üzerinde. B'de bir değişiklik olmadı zaten. Eksi 8'e 0 yazıyoruz. O yerinden kıpırdamadı. Bu şekilde arkadaşlar noktaları buluyoruz. Evet, soruların hepsini çözdük, bitirdik. Güzel sorular vardı. Özellikle son iki senaryoda, son senaryoda yani dördüncü senaryoda daha orijinal sorular vardı. Hepinize başarılar diliyorum sınavlarınızda. Hoşça kalın.